fibromiyajı hasta videolarının yedincisindeyiz. Bu derste erkeklerdeki fibromiyajıdaki üregenital problemlere bakacağız. Geçen derste kadınları konuştuk. Erkeklerde de daha az görülmekle birlikte görüldüğünde çok ciddi sıkıntılı oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de erkeklerdeki o inflamasyondaki en önemli odaklardan biri olan kronik prostatit. Fibromiyajin hastalarımın neredeyse yarıya yakın, yani erkek hastalığının yarıya yakınında kronik prostatit mevcut. Antibiyotiklere cevap vermiyor. Yıllardır tedaviyle uğraştıkları problem var. Artı beraberinde sistit ve benzeri idrarla ilgili sıkıntıları da oluyor. Bunun ilgili ayrıntıları okulu fibromiyaji dersinde anlattım. Ee, dilerseniz oradan izleyebilirsiniz.